Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz itme ve çizgisel momentum. Evet arkadaşlar öncelikle yine bir kısa bir konu anlatımı yapalım. Şimdi itme kavramı nedir diye başlayalım. İtme bir cisme uygulan net kuvvetin, cisme uygulan net kuvvetin uygulama süresiyle çarpımına itme denir. İtme arkadaşlar tabii ki kuvvet bir yön verdiği için de vektörel büyüklüktür. O zaman itme ifadesini şöyle yorumlayacağız. Kuvvet ile uygulama süresinin çarpımına biz itme diyoruz. Yani burada arkadaşlar itmeyi ı harfi ile gösteriyoruz. Kuvvet ve uygulama süresinin çarpımı bizi itme dediğimiz bir kavramı ne yapıyor? Söylemiş oluyor. Şimdi gelelim çizgisel momentum. Evet şimdi bu konumuz isim momentum. Momentum arkadaşlar P harfi ile gösterilir. Burada belli bir tanımı yoktur. Cismin kütlesiyle çizgisel hızının çarpımına biz ne diyoruz? Momentum vektörü diyoruz. Evet momentum vektörümüzün vektörel bir büyüklük oldu. Ne yapalım? Öncelikle söylemiş olalım. Momentum ifadesi nedir? Momentum kütle ve cismin hızının çarpımı. O zaman hızın yönüyle momentum vektörünün yönü ne olmak zorundadır. Aynı olmak zorundadır. Demek ki buraya kadar iki kavramı öğrenmiş olduk. Birincisi itme kavramı. İtmenin arkadaşlar kuvvet çarpı uygulaması uygulama süresi momentumunda P'de de m çarpı v olduğunu söyleyeyim Aynı zamanda kuvvet ağırlık olduğu için eğer cismin ağırlığı varsa ağırlık çarpı delta t'de ne yapabiliriz? söylemiş oluruz. Şimdi gelelim çizgisel momentumun değişimi. Şimdi momentum değişimi dediğimiz kavram değişim ne demektir? Bir cismin iki nokta arasındaki farkı demekti. Burada momentum değişimi şöyle yumuyoruz. Cismin son momentum vektöründen ilk momentumu nasıl çıkarıyoruz? Tabii ki vektörel bir fark olarak çıkartıyoruz. Şimdi burada göstermiş. Şimdi cisim ne yapıyor? Burada duvara çarpıyor ve geri dönüyor. Burada cismin ilk momentumu dediğimiz zaman ilk momentum burasıdır. O zaman ilk momentum burası, son momentumu duvara çarptıktan sonraki kısımda burası. O zaman biz kimden kimi çıkaracağız? Tabii ki arkadaşlar sondan ilki çıkaracağız. O zaman son momentumu yazdığımız zaman son momentum ne? Bu tarafa doğru m eksi mv. O zaman eksi mv'yi burada yazıyoruz. Eksi ilk momentumu ne yapıyoruz? Çerçeiyoruz. Demek ki bu tarafa e, bu son momentum ilk momentumu ne yaptık? Ters çevirdik. Burada e, vektörle aynı ne yaptık? topları ve eksi 3 mv olarak ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk. Şimdi gelelim burada arkadaşlar itme ve momentum ilişkisi nedir? Şimdi itme momentum değişimine ne Bu kavramı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi itme kavramı neydi? Kuvvet çarpı uygulama süresi, momentum değişimi, momentumların farkı. O zaman F burada e, kuvvet çarpı süre cismin momentum değişme ne olacak? Eşit i̇şte olacak. O zaman burada unutmuyoruz. Tekrar söyleyelim. İtme dediğimiz olay kuvvet çarpı uygulama süresi ya da cismin ağırlığı çarpı delta t diyeceğiz. E, momentum da arkadaşlar m çarpı v itmenin aynı zamanda momentum değişimi dediğimiz momentumun son momentumdan ilk momentumun çıkan ve bu farkı eşit olduğunu ne yapmıyoruz arkadaşlar? Şu kavramı kesinlikle unutmuyoruz. Evet konumuzu kısaca özetledikten sonra şimdi soru çözümüne başlayalım. Evet, ilk sorumuz şöyle. Sürtüğümüzde yatay düzlemde bir doğru boyunca diyor ve hızıyla hareket etmekte olan M kütle cisme hareket yönünde büyüklüğü sabit bir F kuvveti 2 t sıra boyu etki ediyor. Bu süre sıranda sızının büyüklüğü 2V'ye çıkıyor. Buna uygulan itmenin büyüklüğü nedir? Şimdi itme kavramımız neydi arkadaşlar? İtme kavramımız aynı zamanda momentum değişimiydi. Momentum değişimi cismin son momentumdan ilk momentumunu çıkarıyoruz. Cismin son hızı ne olmuş arkadaşlar? Aynı yönde olduğu için m çarpı 2 belik momentum var. İlk momentumu da aynı yönde m çarpı ve ikisinin farkını aldığımız zaman o zaman ne oldu? M çarpı B'lik bir fark oluştu. O zaman buradaki momentum değişimi yani itmesi M çarpı B. Biz momentum değişimi bulmak aynı zamanda itmeyi bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar itmenin formülü neydi? F çarpı delta T idi. O zaman F çarpı delta. Delta T de 2 T olduğu için F çarpı 2 T diyebiliriz. O zaman birinci ifadeyi ne yapamayız? Söylemeyiz ve cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş olduk geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Kütlesi 3 kilogram bir top 30 metre bölü saniye hızla hareket ederek duvara çarptıktan sonra şekildeki gibi aynı büyüklükteki hızla geri dönüyor diyor. Duvarın etkileşme süresi 0.6 saniye uygu olduğuna göre duvarın topu uyguladığı tepki kuvveti kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken en önemli ayrıntı nedir dediğimiz zaman itme momentum ilişkisi. Şimdi itme ile momentum ilişkisi nasıl yorumlayacağız? söylemeyeceğiz. İtme eşittir arkadaşlar. Momentum değişimi değil miydi? İtmeyi yazarken biz nasıl yazıyoruz? F çarpı delta t. Momentum değişimi P2 eksi P1. Yani sondan birinciyi ne yapıyoruz? Vektör olarak çıkıyor. Şimdi burası cismin ilk momentumu. Şu parça ilk momentumu. İlk momentumu birincisi bu tarafa doğru 3 kere 30 ne yapar? 90'lık bir momentum var. Bu cismin ise son momentumu yine 3 kilogram olduğu için cismin burada ikinci momentumu bu tarafı. Bu da ne yapar? 3 kere 39 için kilogram 3 olduğunu söylüyoruz. O zaman biz ne yapıyoruz? Sondan 2 çıkarıyoruz. O zaman sondaki momentum ne kadardı? Bu tarafa doğru 90. O zaman birinci eksi olduğundan dolayı ters çeviriyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikincisi Birinci vektör olarak ne yaptık? Ters çevirdik. Bu tarafa 90 oldu. İki vektör aynı yönüse ne yapar arkadaşlar? Bu tarafa doğru 180'lik bir momentum oluşturur. Kuvveti burada biliyor muyuz? Onu soruyor zaten. Ama süreyi biliyoruz. Süremiz kaç saniye? 0.6 saniye diyoruz. O zaman F çarpı 0.6 saniye işlersek F çarpı 0.6 eşittir. 180 ise iki tarafı onla çarparsak F çarpı 6 1800 olur. O zaman f'imiz burada 1806'ya bölersek e, kaç olur arkadaşlar burada? 300 Newton'luk bir kuvvet oluşmuş oldu ve cevabımızı edinli olarak işaretlemiş oluruz. Evet geldik burada başka bir sorumuzda. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda yerden 20 metre yükseklikten serbest bırakılan 3 kilogram cisme yere çarpana kadar geçen sürede Uygulanan itmenin büyüklüğü I kaçtır? Şimdi itme kavramımızı şöyle yorumlamıştık. İtme arkadaşlar kuvvet çarpı delta t değil miydi? Burada o zaman kuvvetin cismin ağırlık kuvveti olduğu için mg çarpı delta t yeterli olur. Cismin yere düşme süresi bulursam buradan cisim sıfırdan bırakıldığı için serbest düşme yapar. Serbest düşmede x bir saniye 5 ikinci bir saniye 15. O zaman cismin yere düşme süresi t'si kaç çıktı? 2 saniye çıktı. Şimdi burada cismin ağırlığı cismin ağırlığı kütlesini vermiş 3 yer çekimini 10 2 saniye düşmüş. 30 kere 2 o zaman 60 Newton çarpı senelik ne oldu? Bir itmemiz oluşmuş oldu. Evet geldik dördüncü sorumuza. Hava direncini önemsemedi bir ortamda H yüksekliğinden diyor bir kulenin üstünden V hızıyla yatay atılan M kütleli cisim kesikli çizgilere gösterilen şekildeki yörünge izleyerek yere düşüyor. Buna göre cisim yere düşene kadar geçen sürede cismin yargılanan hangileri doğrudur? Evet şimdi e, şıklarımızı inceleyelim. Momentumun yatay bileşen büyüklüğü değişmez. Evet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Cisim burada yatay hız dediğimiz hız bu Vx hızıdır. Vx hızı yer çekiminin etkisinde kalmaz. Sadece düşey hız değişir. O zaman burada arkadaşlar sadece düşey hız değişir. Çünkü yer çekim aşağı olduğu için yani Vx dediğimiz V hızı hiçbir zaman ne yapmaz? Burada değişmez. O zaman bu ifade doğru diyeceğiz. Momentumun büyüklüğü artar. Evet Momentumun niye büyüklüğü artar? Çünkü cismin aşağı doğru yer çekiminde düşey hızı arttığı için o zaman burada VY hızı arttığı için cismin yere çarpma, çarpına kadar toplam hızı ne yapmış olur? Toplam artmıyor. Toplam hızı artarsa MV'den dolayı hızı artarsa o zaman momentum da artmış olur. O zaman ikinci ifade doğru olur arkadaşlar. Evet, devam edelim. Üzerine etkiden itme vektörünün yönü yer çekimi aynı yöndür. Evet çünkü İtme dediğimiz neydi? İtme dediğimiz kavram cismin mg çarpı delta t kuvvet çarpı sürü ağırlık kuvveti aşağı yönlü olduğu için yer çekimde. O zaman itme vektörün yönüyle ile yer çekim vektörün yönü nedir? Aynı yönlüdür. O zaman bu ifade doğrudur. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak söylemiş oluruz. Evet geldik. 5. sorumuzda sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay bir düzlemde kütlesi 1 kilogram olan bir top düz bir engele 3 metre bölü saniye hızla çarpıp şekildeki bir hareket doğrultusunu değiştirerek yoluna devam ediyor. Buna göre topun momentum değişiminin yönü ve büyüklüğü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada itme ile momentum değişimi aynıdır. Momentum değişimi cismin son momentumundan ilk momentumunu ne yap nasıl çıkaracağız? Vektörel çıkaracağız. Şimdi son neresi, ilk neresi? Burası cismin son momentumudur. Son momentumu. Burası da cismin çarpma ilk, ilk momentumudur. Şimdi biz vektörel çıkartımı yaptığımız için, o zaman şöyle yapmamız lazım. Burası cismin son momentumu. Son momentumu aldık. İlk momentumu ne yaptık? Ters çevirdik. O zaman bunun birleşkesi hangi istikamette olur? Şu istikamette olur. O zaman bu verileri buraya yazarsak, Burası ne oldu arkadaşlar? Son momentum. Bunun kütlesi 1 kilogram olduğu için 1 çarpı 3'ten 1 çarpı 3'ten bunun momentumu aşağı 3 oldu. Bunda momentumu ne yaptık arkadaşlar? Burası unutmayalım. ikinci momentum. Burası da eksi P1 birinci momentum. Yani şudur arkadaşlar. Bu da 3. O zaman bu 3 3 ise buradaki momentum değişimi ne yapar? 3 kök 2 yapmış olur. O zaman yönümüz ne oldu arkadaşlar burada? Güneydoğu Güneydoğu yönünde arkadaşlar 3 kökü olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuz şöyle. Sürtünmesiz bir doğrusal bir yol durmakta olan 5 kg kütle cismi etkeden net kuvvetin zamanı da bağlı değişim grafiği şekildeki bir der. 6. saniye sonundaki hızının büyüklüğü karşıdır. Şimdi arkadaşlar burada bu kuvvet zaman grafiğinin alanı itmeyi verir. Onu öncelikle söyleyeyim. O zaman buradaki itme kavramı cismin momentum değişimi eşitti. İtmeyi alandan bulabiliriz. O zaman ne yapacağız? Buradaki alanları hesaplayalım. 20 kere 2 artı 40. 2 kere eksi 10. O zaman burası eksi 20. Toplam momentum yani buradaki itmesi ne oldu? 40'tan 20'yi çıkarırsak 20'lik itmesi var. O zaman şurası o zaman 20 oluyor. Bu momentum değişimi. Momentum değişim P2 eksi P1. Durmakta olduğu için o zaman ilk momentumu 0'dır. O zaman bize m çarpı v2'dir burada arkadaşlar 6. saniyedeki hızı. M'miz o zaman m çarpı v2 yazarsak 20 eşittir. M değerimiz kaç? 5. O zaman v2 6. saniyedeki hızı diyesek o zaman v 2 çekersek buradan 4 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim ve videolarımız hakkında...